Ben bir parti adamına bir parti adamı olmasına rağmen bir parti adamına şiir yazmadım. Ya bir genel başkana şiir yazmadım. Hatta ve hatta bir başbakana da şiir yazmadım. Ya ben bir dava adamına şiir yazdım. Bundan dolayı Allah'a şükür müsterihim. İki, sanatçılık ünvanı nasıl kirlenir biliyor musunuz dedim. Nasıl? Taksim Meydanı'nda polise taş atmış olsaydım sanatçılık ünvanımı kirletmiş olurdum. Taksim Meydanı'nda oradaki esnafın camını indirenlerle kol kola girmiş olsaydım sanatçılık ünvanımı kirletmiş olurdum. Bu ülkenin başbakanına, başbakan eşine, kızına küfredenlerden olsaydım sanatçılık ünvanını da, insanlık ünvanımı da kirletmiş olurdum. İşte sanatçılık ünvanı böyle kirlenir. İnsanlık böyle kirlenir. Öbür türlü değil. Bir sevda adamına şiir yazarak sanatçılık ünvanınız kirlenmez, bilakis değer kazanır, kıymet kazanır. Şimdi bu kadar yeter mi dayı? Bunu başka bir zaman yapalım. İnşallah dediğim gibi bunu başka bir organizasyonda en güzel şekilde koro halinde söyleyeceğiz. Prensip olarak bunu yapmıyorum. Beni anlayışla karşılayın. Ama görüşümü biliyorsunuz. Bu korkaklığımdan, ürkekliğimden değil. Bunu da biliyorsunuz. Bu sadece zamanı ve zemini olmadığından. Onun zamanı geçti. 30 Mart'ta doldu. Şimdi aynen duygularımızı tatmin etmek için ne diyeceğiz? Her bir akı karadan seçtik memleket için. En zorlu güzergahtan geçtik memleket için. Her bir akı karadan seçtik memleket için. En zorlu güzergahtan geçtik memleket için. Geçtik memleket için. Hak olan doğrumuzu. Bu çağrımızı, herkese bağrımızı açtık memleket için, açtık memleket için, açtık memleket için. Her şey memleket için, her şey Türkiye için, her şey memleket için, her şey Türkiye için. Kanımızdan, damarda kanımızdan, kendi öz canımızdan geçtik memleket için. Hak olan doğrumuzu, duyun bu çağrımızı, herkese bağrımızı açtık memleket için, açtık memleket için, açtık memleket için. Her şey memleket için, her şey Türkiye için, her şey memleket için, her şey Türkiye için, her şey memleket için, her şey Türkiye için, her şey memleket için, her şey Türkiye için. Müzik.
bildik milleti. Biz şehadet şerbeti içtik memleket için. Hak olan doğrumuzu, hak olan doğrumuzu. Duyun bu çağrımızı, duyun bu çağrımızı. Herkese bağırmamızı açtık memleket için. Açtık memleket için, açtık memleket için. Her şey memleket için, her şey Türkiye 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 için. Canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkını helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkını helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem, ve işte yeminim işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkını helal etmesin. Önümde dururken milletin hali, susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol bahadırlar ermişler yolu, kendini davaya vermişler yolu. Şeyh Mevlana, Derviş Yunus Köroğlu, susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum emelim, bu Necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim, susarsam hakkını helal etmesin. Kınamadık elleri, hoş tuttuk gönülleri, hoş tuttuk gönülleri. Haşa kana gülleri saçtık memleket için. Hak olan doğrumuzu, hak olan doğrumuzu. Duyun bu çağrımızı, duyun bu çağrımızı. Herkese bağırmamızı açtık memleket için. Açtık memleket için, açtık memleket için. Her şey memleket için, her şey Türkiye 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 için. Şimdi...